Merhaba arkadaşlar, yeni bir AutoCAD videosuna hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız bizleri desteklemiş olursunuz. Bu videoda sizlerle AutoCAD'de Audit komutundan bahsedeceğiz. Audit ne işe yarar? Audit bir çizimde hata olup olmadığını denetler, inceler ve bunun sonucunda da hataları düzeltir. Not olarak da bir çizim Audit'in düzeltemeyeceği hatalar içeriyorsa çizimi geri almak ve hataları düzeltmek için Recovery komutunu kullanırız. Recovery'de Audit'ten sonra kullanılacak, tercih edilecek bir komut olarak kullanabiliriz. Şu an bir adet drawing'im var. Drawing bir adında ve bir adet de yazım bulunmakta. Burada boş bir alanda audit yapalım, neler olacağını görelim. Daha sonra da bir çizim olan projede nasıl audit yapıyoruz onu görelim. Geliyorum klavyeden audit yazıyorum. Audit enter dedikten sonra bana bir soru soruyor. Fix any errors dedik. Eğer hatalar bulunursa bunları düzeltelim mi? Ne enter dersek hayır düzeltme demek. Y enter ise yes'in baş harfi. Y enter diyelim. Bu sefer de düzeltecektir. Y enter diyorum. Şu an bir tarama yaptı projemizde. Total error found 0, 0 tane hata buldu ve bulamadığı için de düzeltemedi. Fixed da 0 olarak geldi. Orada şurayı da açalım şimdilik. Hepsini taradı. Audit'e baktı. En altta yazıyor. Total errors found 0, fixed 0 olarak. Silinen obje var mı diyor. Silinen obje de yok. 0 olarak gözüküyor. Şu an güzel. Gelip bir de audit'i gelelim. Audit. Ne enter dersek de bu da hayır anlamına geliyor. Düzeltme anlamına geliyor. Bu sadece hataları bulur, düzeltmez. Bunu da yapalım. Ne enter diyelim. Zaten hatamız yoktu. Yine 0 çıktı. Fixed'ımız da 0 olarak gözükmekte. Gelelim bir de audit'i nereden ulaşabiliyoruz? Buradaki logomuza tıklayalım. Drawing Utilities'e gelelim. Buradan audit yazımızı bulalım. Buradan da audit'e ulaşabiliyoruz. Fix any errors detected diyor. Biz burada y enter ile yes diyeceğiz ki hatalar varsa düzeltsin. Düzelttikten sonra da projemiz sorunsuz çalışsın, sıkıntı yaratmasın bize. Gelelim test çalışmamıza. Bu bende olan bir projeyi başka bir yerde buldum. Bu videonun konusu için örnek olarak geliyoruz. Burada da audit enter yazarsak fix any errors detected. Eğer hata bulursanız düzeltmek istiyor musunuz? Ne enter diyelim ilk başta. No, hayır diyorum. Ne enter ile devam ediyorum. Şu an tarıyor projeyi. Projeyi taradı. Audit pass 2, 3 oldu. Total error found. 350 tane hata buldu. Hayır dediğimiz için de fixed 0. Gelelim. Bunu tekrardan açalım. Buradan da 350 tane hata buluyor. Düzeltme işleminde de hiçbirini düzeltmiyor. Çünkü no enter dediğimiz için şu an düzeltme işlemi yapmıyor ve herhangi bir şeyi de silmemiş. Erase 0 objekte 0 olarak karşımıza çıkmakta. Eğer biz gelip buradan audit enter dedik. Y enter ile yes'in baş harfi olan y enter ile devam edelim. Bu sefer hatalarımızı düzeltecektir. Şu an tekrardan bir tarama yapıyor. Denetleme yapıyor projemizi. Ve denetlemenin sonunda da total error found 175, fixed 175. 175 tane hata bulmuş bu çalışmada ve 175'ini de düzeltti. Artık bir sonraki taramamızda hataları bulmayacaktır. Yeniden audit yazıyorum. Y enter ile varsa da düzelsin. Y enter diyorum. Çünkü 175 tane bu çalışmaya özelinde hata buldu ve 175'ini de düzeltmişti. Şu an hata hiçbir şey yok. Fixed düzeltilen de yok. Hata bulamadığı için şu an bunu kaydedebiliriz. Bir de biraz önce geldik buradan açtık. Yukarıya doğru gidiyor. Bu yazılanları not defterine de alabiliriz. Onun için de audit ctl komutumuz var. Audit ctl yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. Şu an bendeki değeri 0. 0 olduğu için nokta adt uzantılı bir dosya oluşturmadı. Bu dosyayı da projemiz kendi bilgisayarımızda neredeyse orada oluşturuyor. Nokta adt uzantılı bir dosya. Sıfırdayken bunu oluşturmuyor. Eğer biz gelip bunu bir enter dersek ve sonradan audit'i çalıştırırsak audit enter diye çalıştırırsak ve yes enter veya da no enter ile de çalıştırırsak gidecek nokta adt diye bir uzantılı dosyayı bu projemiz neredeyse onun içinde o dosyayı oluşturacaktır. Onu da not defterimizde kolaylıkla açabiliyoruz ve burada gördüğümüz çalışmaların hepsini orada da görebiliyoruz kolaylıkla. Bu videoda sizlerle audit'ten bahsettik. Audit ile projemizde bir hata varsa bunu nasıl düzeltiriz? Projemiz açılmıyorsa belirli bir kısmı çizimimizin gözükmüyorsa bunu nasıl aşarız? Bunlardan detaylı bir şekilde bahsetmiş olduk. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, yorumları daha farklı hangi AutoCAD videoları çekmemi istiyorsanız bunu belirtmeyi, kanala abone değilseniz bildirimleri açarak her hafta en az bir video yüklüyorum. Bunlardan hemen haberdar olmayı, kanala abone değilseniz abone olmanızı bekliyorum. Katıl butonumuz da aktif. Katıl butonunuzdan da desteklerinizi bekliyorum.